ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salamet. Dersimizin konusu, bu Dima derslerinde çok meşgul olduk akılla. Onun altyapısı olan işte anlamak. Onun sıfatlarından. Anlamak, idrak etmek, derk etmek. Bunları merak ettim. Hasan abi derste böyle bir yerde yazmıştı. Anladım ki diye. O beni çok merakımı celbetti. Dedim biraz onunla meşgul olayım dedim. Hasan abi dedi ki ya Fatih sen ders yap. Tam onun üzerine tevafuk oldu. Benim de hoşuma gitti. Burayı çalışayım dedim. Anladım ki dediği yerlere baktım üstadım. Yani üstadımı hayalen sordum. Ya dedim üstadım nasıl anlayacağız? Sen nelerle anladın? Malzemelerin nelerdir? Bu malzemeleri bir toplayayım. Biz de, bizim için de anlamak için bir altyapı olsun. Yani biraz böyle laika dersi gibi olacak. Sanki böyle bir laika dersi havasında inşallah. Böyle şimdi Hasan abi sana sormuş olayım. Malzemeleri söyledikten sonra mı çıkarımı söyleyeyim yoksa çıkarımı söyleyip malzemeleri mi sayayım? Hangisi daha güzel olur? Şimdi malzemeleri sana itimat ediyoruz. Malzemeleri sonra varırız. Bize artık yemeğin şeylerin detaylarını değil de bize mutfakta önümüze yemeği sun. Yani sonucu ver bize. Sonuçları söyleyeyim. Ben böyle yaklaşık hani anladım dediği hani neyle anlarız diye sorarsak bu sorunun cevap olarak ben 41 tane madde bulabildim. Maşallah. Bir de yani sadece anladım baktım. Mesela anlamadığıma bakmadım veya işte anlarım. Bunlara hiç bakmadım. Yoksa çok uzun sürerdi. Sadece bu anladım ki bir iki tane de sadece anladım dediği yerlerin yani evveline ve ahirine bakıp malzemesini anlamaya çalıştım yani neyle anlarız. Direkt o zaman ben malzemelerle söyleyeyim. Sözler 99'la başlıyorum. Direkt diyor ki Resul-i Ekrem'in talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki. Birincisi bu. İki, namazla anlıyormuşuz. Üç, hastalıkla. Dört, virdimiz olan münacatla. Beş, rüyadan ayılmakla. Altı, bir tarafane muhakeme ederek. Yedi, kardeşlerimizden. Sekiz, hakikatli hayalle. Dokuz, lütfu ilahi ile. On, ayetin içine girmekle. 11. Sünnet-i Seniye şuasıyla. 12. Merak ve tetkik etmekle. 13. Müşahede ederek. 14. Vefatlarından. Mesela burada bir tefekkür gelmişti. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Ölüm ne güzel vaizdir diye bir mana. Bu biraz ona bakıyor gibi geldi bana. Vefatlarından anlamak. 15. Şöhret perestlerin yanlış yaşantılarından. 16. Şükürle. 17. Zih hayatların harika sanatının mucizelerinin inkişafıyla. 18. Gaye sahibi olmakla. 19. Kader inancıyla. 20. Sual sormakla. 21. Tecrit edilince. 22. Ruhi tefekkürle. 23. Ruh ve kalbimizi tetkik ederek. 24. Kalbin hassasiyetiyle. 25. Vicdani muhakemeyle. 26. İçine girdiğin haletle. Halet avcıdır demiştin Hasan abi sen. Bir derste öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsam. Halet avcıdır diyordu. İşte bu haletlerle anlıyoruz. 27. Hattın şekline. Bunu bir abiye söylüyor. Senin diyor hattın diyor. Abdülmecid'in hattına çok diyor bana diyor. Yakın geldi diyor. Orada hattın şeklinden mana çıkarıyor işte. 28. Şiddetli meşgul olarak. 29. Dua ederken. 30. Dikkat, tahkik ve tamik ile. 31. Namazın akabindeki tesbihatla. Buna bir örnek. Hasan abi Dima derslerine çok başımıza geliyordu. Ders bitiyordu, namaz kılıyorduk. Namazda hemen bir mana geliyordu tesbihattan. Hemen Hasan abi tahtaya çıkıp bakıyordu, ekleme yapıyordu mesela. Bununla ilgili. Çok şahit olduk buna. Ders bitiyor, namazda mana geliyor. Hemen Hasan abi bakıyor, bir şeyler yazıyor tahtaya.
32 manevi sinemalarla. 33 kalbe ihtar edilen manevi sual ile. 34 manevi nefs-i emmariyi görmekle, fark etmekle. 35 manevi itiraz ve itap ile. 39 hüsnü niyet ile. 37 seyahat ile. 38 hatayı beşeri ile. 39 ihsan-ı ilahi ile. 40 dikkat ile mütalaa ederek. 41 kemal-i şevk ile okuyarak. Maşallah. Bunlardan ders bitti ya, dersi zaten bitirdin ya. Özü hulasayı verdin. Bu hulasa yani direkt hani ben bunlarla anlıyormuşuz. Allah Allah. Yoksa malzeme bayağı bir fazla. Hani malzemeleri oku desen. Bir de bağışlasın şu arkadaşlar. Bir de sayar mısın? Bir daha hiç sayıları söylemeden. Sayıları söylemeden bir say. Daha da olur. Resul-i Ekrem'in talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki namazla, hastalıkla, bildiğimiz olan münacatla, rüyadan ayırmakla, bir tarafını muhakeme ederek, kardeşlerimizden hakikatli hayalle, lütfu ilahi ile, ayetin içine girmekle, sünnet-i seniye şuasıyla, merak ve tetkik etmekle, müşahede ederek, vefatlarından, şöhret perestlerin yanlış yaşantılarından, şükürle, zih hayatların harika sanatının mucizelerin inkişafıyla, gaye sahibi olmakla, kader inancıyla, sual sormakla, tecrit edilince, ruhi tefekkürle, ruh ve kalbimizi tetkik ederek, kalbin hassasiyetiyle, vicdani muhakeme ile, içine girdiğin haletle, hattın şeklinden şiddetli meşgul olarak, dua ederken, dikkat, tahkik, tamik ile, tamik inceden inceye araştırmaymış, namazın akabindeki tesbihatla, manevi sinemalarla, kalbe ihtar edilen manevi sual ile, manevi nefs-i envariyi görmekle, fark etmekle, manevi itiraz ve itap ile, hüsnü niyet ile, seyahat ile, hatayı beşeri ile, ihsan-ı ilahi ile, dikkat ile mütalaa ederek, kemal-i şevk ile okuyarak. Maşallah. Böyle bana, bunlarla ilgili malzemelerimiz çok. Böyle birkaç tane tefekkürüm var abi, böyle o kadar okuduklarımdan. Hani bende ne uyandı? Bu kadar okudum. Hani iki haftada çalışıyorum, ne oldu diye. Hani öz böyle geçersem dersin şeyini anlamak abi malzeme ile oluyor. Hep böyle bir malzemeler toplamak gerekiyor etrafında olaylarla. Anlamak biraz daha böyle idrak ve dertle kıyas edersek daha böyle zahiri, daha böyle basit, idrak daha böyle batini. Mesela bir de anlamak kelimesini böyle Türkçemizle ayırdım. Anlamak. Hani böyle dersen an, zamanla bağ kurmak, böyle zamanla boyalanmak gibi anlamak. An, yani zaman, zamanla bağlı bu anlamak. İdrak böyle değil. İdrak böyle ani bir doğuş. Direkt Allah'ın böyle bir ilhamıyla, bize verdiği böyle bir hani lütfu ilahiyle, geçti ya yukarıda birkaç şeyde, maddelerde. İhsan-ı ilahiyle anlamak. Daha çok bu idrağa giriyor. Yani idrakın birden olduğuna delil aradım. Yani bana biri bir mana geldi. İdrak birden oluyor dedi. Anlamak zamanla oluyor, malzemelerle. Tefekkür olarak buna böyle delil aradım. Lemalar 67'de buldum. Hasan abi. Tabakayı sebabit dahi sadık bir has ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hakeza 7 manzumat ve 7 tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hat ile derk olunur demiş. Lemalar 67'de. His ve hat ile derk olunur diyor. Burada derk olmanın yani hat demesi birden olduğuna delil.
Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Evet. Direkt böyle malzemeleri verirsem tabii ders 15 dakikada bitiyor. Hasan abi direkt tefekkürlere verdim. İdrakla anlamayı böyle şey yaptım. Hani kıyas etmeyi, şey yapmayı. Mesela idrakla ilgili birkaç malzeme verebilirim abi. İdrak veya dertle ilgili. Veya sual olursa mesela bunları nerelerden çıkardın diye. Mesela bu kadar 41 maddeden herhangi birinin sorulursa ya mesela 6. maddeyi bir tarafına muhakeme ederek demişsin. Onu nereden çıkardın? Veya dua ederken bunu nereden çıkardın diye sorulursa malzemesini verebiliriz. Mesela dua ederken dediğimizde Kastamonu 34 ve 35'te geçiyormuş. Nasıl geçiyor? Mesela dua ederken dediğim yer Kastamonu 35. Hemen bulalım. Kastamonu bölümüne bakıyoruz. Bir iki ay evvel birdenbire dua ederken en has, akraba ve en halis talebelerin dairesinde Hafız Ahmet girdi. Benim de bu dairede hakkım var dediği gibi hissettim. Onu o has daire içinde her vakit manevi kazançlarıma hissedar olmak için bıraktım ve öyle de kalacak inşallah ve anladım ki diyor. Burada anladım ki dediler malzeme olarak dua ederken anlamış. Dua ederken hissetmiş ki Hafız Ahmet diyor böyle benim diyor şeyime girdi, hayalime girdi. Oradan anladım ki diyor dua ederken o mana geldi. Bir de namazda anlamayı bir merak ettim. O da nasıl oluyor? Namazda hemen şeyini bulayım abi. Namazda akabindeki tespihatta. Kastamonu 104'te geçiyormuş. Kastamonu 104. Sayfalarını buluyorum. Evet orada bak. Elfü elfi salati ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm diyor. Bunun evveli ahirini okuyunca öyle dedim. Namazın tesbihatında diyor anladım diyor bunu. Zaten çok mühim meseleler, çok bayağı ciddi meseleler namazın tesbihatın içinde gelmiş. Evet. Çok acayip. Şeyde de olmuş. Allah Resulü namazın içinde de vahiy inmiş. Çok acayip yani. Evet. En ilginç şeyler de namazda oluyor. Bir Benim tefek. en çok abi He. şey dikkatimi çekti ama anlayamadım. Manevi sinemalarla dedi. Kastamonu 106'da geçiyor. Oku bakayım. Evvelin ahirin hepsini okudum ama mana veremedim yani. Bu mana çıktı ama böyle hata edemedim. Manevi sinemalar nedir? Ondan Oku. sonra bir sorarım dedim onu çalışırken. Çünkü tam anlayamadım o manevi sinemalarla diyor. Anladım diyor ama mesela orayı da bir okuyayım. Çantamda o kitapma çalışsa şuaları getir. Şualar, sözler getir. Ama yavaş incitmeden kitap. Kızıyor sana yoksa. Bak Mehmet diyor ki Kastamonu 106'da sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım. Manevi sinema. Bir de Evet. oku, bir de oku. Kastamonu 106, sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım. Peki arkadaşlar ne anlıyor? Bunun yani altına üstüne her tarafına baktım. Çok böyle mana veremedim yani hata edemedim. Manevi sinemalarla görebilirsin diyor. Girebilirsin diye anladım. Peki sinemanın özelliği neydi? Böyle kendine bulamadığın şeyi şöyle yap Fatih. Kendine soru sor. Soruları diz böyle. Cevap arama. Soruları diz. Onu öyle bırak. Geldikçe yaz. Mesela sinemada sinema ne yapar? Sinema maziyi hale taşır değil mi? İstikbale de taşıyor. Evet. Sinema öyle değil. Mesela 10 sene önce çevrilen bir film bugün de dinleniliyor, yarın da dinleniliyor. Başka sinema hakkında ne diyor külliyatta? Bakmadım, sinemaya bakmadım abi. Menfi veya müsbet oynayanın haleti rüyesi sana yansıyor.
Mesela filmde sigara yakan bir adam, başroldeki bir adam markasını veya saatini veya şusunu busunu o anda odaklanırsa kamera insana sembol olur. Yani bununla şunu kastediyorum. İnsanı yapılandırıyor. İhtiyar ve iradesini elinden alıyor sinema. Yani ezber olmasın sonra üzerine bina edeceğim. Külliyatta, şuvalarda geçiyor bu. Ondan sonra sinema ne yapıyormuş? Mazi, istikbal ve hale taşıyor. Halet-i ruhiyeleri, orada oynayanların halet-i ruhiyesini dinleyen ve muhatap olanlara sirayet ettiriyor. Sedat, buyur Sedat. Abi bir de şu olabilir mi acaba? Hani böyle sinemada bir perde var. Dünyayı böyle bir perde gibi manadan dünyaya sirayet edenler, böyle salata kıyam edenlerin seyrangahı gibi de bakabilir miyiz? Şimdi sinema neyin misalidir bu alemi şehadette ve insanda? Alemi misalin daire misalleri var. Alemi misal. Şimdi alemi misalin alemi şehadetteki aktifliğidir. Sinema kanunu. Mesela hayalimde de seyrettim diyor. Hayalen seyrettim diyor. Fikren seyrettim diyor. Yani o zaman nedir o? Madde olmayıp maddede taayyun eden alemi misal. İnsandaki karşılığı hayal, fiilindeki karşılığı insanda sinema, resim. Bir daha, alemi şehadet cinsinden olmayıp alemi şehadette arkadaşlar, sesi açık olanlar öksürüyor. Sesinizi... Ben öksürdüm abi. Sen misin? Diğerleri şey yapmasın. O zaman mikrofondan uzak duracaksın öksüreceğin zaman. Şimdi bir daha. Alemi gayb. Alemi misal ya. Alemi gaybtan olup alemi şehadette aktif olan alemi misalin daireleri var. Nedir o? Levh-i misali ve hayal. Fikre bindim diyor. Tamam. Şimdi alemi misal, alemi gaybta gayb iken alemi şehadette aktif olmuş. Alemi şehadette aktif olmuş. Bizde hayal ve hayal ve hissiyat olmuş, hissiyat. İnsan da bunu eyleme dönüştürmüş. Eyleme dönüştürmüş hali de sinema. Şimdi bak, Mesnevi Nuriye'de de geçiyor. Mesela diyor ki, ayna nedir? Alemi misali, alemi şehadet arasında ayna, hayal, lef-i misali, daire misali, alemi misali. Görüyor musun bak? Ayna. Ayna alemi misalin maddedeki taayyunu. Ayna. Ne yapıyor? Alemi misal aynı bir tamamiya. Yani nasıl ki bizim suretimizi aynaya böyle baktığımız zaman bizim suretimizi alıyor. Hüviyetimizi alıyor zahirde. Ama nurani şey ise, mesela güneş gibiyse, onu yansıtır. Suretin dışında hakikatini de alır, hüviyetini de alır. O zaman bir şey anlamak için ezber olmasın bu konuşmalarımız. Bu nasıl oluyor bu çalışma? Şimdi dedik ki, alemi misal veya işte konu nasıldı cümle? Alemi şey, bizdeki aktifliği mi anlamak yani? Alemi misali anlamak mıydı Fatih? Nasıldı cümle? Sesini kapattın mı Fatih? Manevi sinemalarla abi. Manevi. Sesini lütfen kapatma. Bak şimdi manevi sinema dediği zaman bir maneviyi düşüneceksin. Bir. Bir de sinemayı düşüneceksin. İki.
Bir de bu ikisinin dışında harmanlayacaksın bunu. Mesela bugün çalışmamda örnek vereyim. İmanı tahkiki. İmanı biraz araştıracaksın. Sonra tahkiki araştıracaksın. İkisi ayrı vücut. Sonra ikisini harmanlayacaksın. İkisiyle den süzülen olacak. Şimdi mesela en kesifi söyleyeyim. Ayna, gir içeriye, hayal, gir içeriye, levh-i misali, gir içeriye, daire-i misal, geç arkaya, alemi misal, daireleri. Bunu Mesnevi Nuriye'de ecdadın şöyle yürüyorsun, tamam mı? Şöyle yürüdüğünü kabul et. Yolunun ortasında endam ayna var, çok büyük. İleride. Arkada da büyük bir ayna var. Arkanda. Şimdi sen de ortadan gidiyorsun asfalttan. Herkes hayal etsin. Tamam, herkes hayal etsin şimdi. Ayna, karşıdaki aynaya bakarken ne görürsünüz? Geçmişi abi. Başka? Kendime yaklaştığımı görürken öteki aynanın karşısında uzaklaştığımı görürüm. Bir tarafından. Harika. Bakayım kim ne yazmış ona bakayım. Abilerim konuşan ses açarsın. Sen misin? Tamam. Şey yok. Bir daha söyleyeyim. Arkamda büyük endam ayna. Önümde de büyük bir ayna. Çok. Ben de ortadan yürüyorum o aynaya doğru. Ne görürüm? Bir, arkam önümde görürüm. Mazim istikbal olmuş. Yani büyük evliyalar, İmam-ı Gazaliler, Bediüzzamanlar, İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Azamlar niye rehberdir? Arkamda ama arkada olan rehber olur mu? Önümde bak kardeşim. Hakikat insanın ruhu, kalbi, aklı aynı olunca mazi önüne konuluyor. Menfisi de var. Artisi şarkıcıyı beğeniyor. Rehberi olmuş. Önüne koymuş. Ama ölmüş adam. Onu taklit ediyor. Tamam. Ölmüş. Önünde kimse, rehberin o. Ya sen irticacı mısın? Hiç kimse irticacı değil ki. Herkes önüne bakıyor. Önünde kim gözüküyor? Herkes mazi rehber alır. Herkes. Kafir ve Müslüman. Adam Karl Marx'ı rehber alır. Önünde. Darwin'i rehber alır. Önünde. İmam Azam'ı rehber alır. İmam-ı Rabbani'yi Bediüzzaman'ın önüne koyar. Nasıl koyuyor? Ya kardeşim önümdeki aynı arkayı gösteriyor. Bu bir. İki, ben oraya bakarken ben kendimi nasıl görürüm bu ayna ile iki arasında? Bir düşünün bakalım. Yazar mı var? Ne bakayım? Evet, bir yazan abi var ama sonsuz tane demiş Seyit Ahmet. Ha, ben nasıl gözükürmüşüm? Sonsuz. Sonsuz gözükürüm. Ona yaklaştıkça aslında yürürken nasıl gözüküyorum oraya? Ben bana yaklaşıyorum orada aslında ama aynadaki karşıma bakarsan ben bana yaklaşıyorum. Nereden uzaklaşıyorum gibi gözüküyor? Uzaklaşma, yakınlaşma bir şey var mı? Ufalıyor, küçülüyor. Bunu küçülüyor. Yani uzaklaşma denen bir şey yok yani. Evet. Ve sonsuz gözüküyorum. O İşte zaman bu anlaşılan ben bir şey anlıyorum. Bu manevi sinemalarla mesela üstadımızın hayatından, büyüklerin hayatından. bak. Evet. Bizde zaman üç tanedir. Geçmiş, an ve gelecek. Risale-i Nur'da zaman altıdır. Bir, geçmiş, an, gelecek, sağ, sol, üst, alt. Şeyde söylüyor. İmanın altı cihetini, altı yönünü anlatıyor. 17. söz ve şuaların sonunda 29. lemayı arabiye de anlatıyor. Ondan sonra şualarda şeyi anlatıyor. O aynada
insanın aynesinde temessül eden alemi gayb, yani iman ettiğin şeyler, yani nereye teveccüh ettinse, aynanı nereye tuttunsa o temessül ediyor. Şerse Karl Marx, İmam Azamsa İmam Azam, o ayne-i ruhunda gözükenleri manevi sinema oluyor. Yani atom değil ama atomda. Yani mana nedir? Maddeye sirayet etmiş ama mekanı yok. Madde değil. Mesela düşünceler. Oo, bir kötü haber duydun. Oo, midene vuruyor. Yani vücut haricisi yok, madde değil. Ama maddeyi değiştiriyor. Mutlu oldun. Tamam mı? Vücut değişiyor. Yani madde değil ama maddeye sirayet etmiş. İman bunun 70 kat ilerisi. Bir daha kötü bir haber duydun. Midene vuruyor, kasıyor, bilmem ne yapıyor. Bir de ağlatıyor. Güzel şeyler duydun. Ha ha ha, gülüyorsun. Mutlu oluyorsun. Tamam. Şimdi bu haber, yani mana, sevindirici ve üzücü mana, maddeye tesir ediyor mu, etmiyor? Ediyor. Bunun 70 kat ilerisini iman düşün. Seni buradan çıkartıyor. Yani insanın fikri kabre kadar gidiyor. Fikri, çünkü alem-i şehadet ya fikir. Fikire kim binmişti? His. Hop! Oraya gidiyor. Tamam. Oraya gidince fikir kabre kadar gidiyor. Alemi gaybına geçemiyor. Gayba geçemiyor. His de sırtındaydı, çocuk taşır gibi. Bıraktın aşağıya. O his ne oldu? Mezara kadar gitti. Kefen var, soğuk, karanlık, ayda. İşte ölüm korkusu buradan başlıyor. Yani fikrin gittiği yerde his atlıyor, orada düşüyor. Ama tefekkür geliyor. Fikri de devre dışı yaparak hissi omuzuna alıyor tefekkür. Alemi gayba geçiyor. Kabir mabir kalmıyor. Alsan ölüm korkusunun çaresi. Bunu da fikirle seyrediyorsun, tefekkürle seyrediyorsun. O manevi sinemalar derken fikir bir aynadır, sinemadır, vicdan bir aynadır, hissiyat bir aynadır, duygular aynadır, manevi sinema gibidir, kalp aynadır. Kalpte bütün alemi, on nasibi varsa der ustad, 18 bin alemi seyreder. Ya. Çok acayip. Yani yöntemi şu Fatih, yöntemi şu abim. Bir daha yapayım. Bugün çalıştığım şeyi gene bir daha söyleyeyim. Söyleriz abi, güzel oluyor. Ha, imanı tahkiki. Ha. Nedir bu? Herkes lügat, lügattan konuşmuyoruz. Yani bilgili, şuurlu iman diye lügatı demiyorum. İmanı al. İmanı bir çalış. Koydun mu abi? Cebime koydum. Sonra tahkiki. Tahkik nedir? Hak. Nihayetsiz esmanın nihayetsiz mertebeleri var. Onların bütünlüğü ne kadar varsa. Tahkiki araştırdın mı abi? Araştırdın. İmanı da araştırmıştık. İkisi farklı. İkisi farklı. Harmanlar mısın imanla tahkiki? Bu harmanlayınca üçüncü bir şahsiyet çıkıyor. Ne imandır ne tahkiktir. İmanı tahkiki ondan beslenip olmayandır. Tamam. Ondan sonra imanı tahkiki böyle şey yapınca Allahu Ekber. Bak çıkıyor. Manevi sinema diyoruz. Manevi maddede olup, maddede tasarruf edip, maddeye nüfus edip, madde olmayan sinema. Ha, sinema nedir ya? Allah Allah. Maddenin latifliği, cam gibi. Camdan düşün, hayale kadar geç. Sinema. Hayalim sinema perdesi gibi oldu diyor. Tamam. Ha, o zaman manevi sinema. İkisini harman et. Harman edince bir bakıyorsun ki alemi gaybtan alemi şehadete yol açıldığı gibi bu yolu kullanarak oraya intikal etme vesilesidir. Sinema, manevi sinema. Bir şey A eşittir B ise B eşittir de A'dır. Bir şey bir yerden geliyorsa aynı yolla ben de giderim. O kapı açıldı banadır.
Ben oralardan geldiğimi delil nedir? Oralara bakman özellikleri var. Manevi sinema işte din, namaz, oruç, tefekkür, şu dersler, sohbetler bu yolu, yöntemini söylüyor. Körü körüne değil. Bak bir tanesi yazmış. Onu okuyayım. Metin Büyükçınar demiş. Kardeş demiş ki manevi sinemalarda 6 cihete hayalen girmek olabilir mi? Aynen öyle. 23. sözde iki yüksek daha birbirine mukabil. Evet kardeş. Manevi sinema, iman oradan istifade ediyor. Metin kardeşim, sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Şöyle düşün, bir odaya gir. Odanın bütün duvarlar cam olsa, 6 tane. Sağın, solun, üstün, altın, önün, arkan. Sen nasıl olursun orada? Manevi manevi zatlar alemi şahadette bedenen var iken o 6 tane yönü aynı anda yaşıyorlar, biliyor musun? Biz uğraşıp duruyoruz, hala balık tutuyoruz. Yazık mı yani? Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Sonra üzülmek de nimetmiş. Yani biliyorum bu olayı. Evet. Tamam, bu yöntemi biliyorum. Bana adresi verdiler. Bana dediler ki yürü. Adresi verdim, sen yürüyeceksin. Yürüyemiyorum. Felç olmuşum, gözüm ama, kulağım duymuyor. Bir sopa verdiler, hadi bakalım Asay-ı Musa ile yürü. İşte sopayla sağa sola vura vura bir şeyler yapıyoruz. Adamlar, bir odayı düşün, küp gibi. Sağa solu hep ayna, aynanın ortasında. Bu adam nasıl gözükür? Sonsuz. Altı yönü de sonsuz olur. Peki ne olur bu adam? Yani o olduğu, aynada gözüktüğü gibi hisleri olsa, oralara yaşasa. Bazı zatlar var, büyük zatlar. Önü arkası ayna odasında. Bazısının sağ ve solu ayna. Altı ciheti ayna olan peygamberler ve asıl imamları. Bize de iki tane söylüyor üstad. Mesnevi Nuriye'de. Ya sana zahmet, mesnevimi de getirir misin ya? Onu da yeri göstereyim. Arka ve ön taraf ayna diyor. Zannediyoruz ki biz İmam-ı Azam arkada kalmış. İmam-ı Azam arkada yaşamış ama önünde işte. Arkada ayna. Yani o zat. O zatlar önüme gözüküyor mu oraya? Bak şimdi. Arkada İmam-ı Azam yürüyor. Duruyor. O aynada gözükür mü öndeki aynada? Gözükür. Ben yürürken ondan uzaklaşıyorum gibi gözükürken o aynada ona yaklaşmıyor muyum? Bir daha arkadaşlar. Lütfen. Arkada ayna var. Büyük. Önümde de ayna var. Mesnevi'den söylüyorum. Orada İmam Azam duruyor efendim. Radiyallahu anh. Orada duruyor. Tamam, o zat bana bakıyor, ben de önünde yürüyorum. Tabi yani ama yürüyorum ben. Ondan ne yapıyorum ben mekane? Mekan itibariyle uzaklaşıyorum. O İmam-ı Azam önümdeki aynaya yansımıyor mu? Aynaya, önümdeki ayna. Arkamı göstermiyor mu? Ha, arkamı gösteren aynada İmam-ı Azam yok mu önümdeki aynada? Önümdeki aynada İmam-ı Azam var ya. Ben mekanen İmam-ı Azam'dan uzaklaşırken önümdeki istikbaldaki aynada İmam-ı Azam'a yaklaşıyorum. Ver abim, ver çabuk. Bak şimdi. Ustad nerelerden bahsetmiş ya. Bak ne, inşallah bir bulayım bak. Yani bu salı dersi antrenman yeri ya, pis yeri. Onun için arkadaşlar böyle biraz tahkik atıflı yaparak fecme havasa, bazıları diyor ki oradan oraya niye atlıyorsun? Değil Risale-i Nur, işte tabirleri diyor şu anlarda birinci. Risale-i Nur'un kelimesi değil, harflerini İmam Ali diyor ki tahkik eyle, havasların bir araya topla, fecme havasa, ne olur sonra ya İmam? Bir hayri tümimet. Hayri tamam olur der. Ya bunlar Risale'de geçiyor ya. Bizzatın dediği gibi. Hasan kardeş dedi, sen Risale'den mi okuyorsun diyor. 137 mi? 137. 137 bulayım, dur.
Yok, 137 değil. Seyit abi. Ha. Ha. 135. Aa bak göstereyim size. Nasıl göreceksiniz bilmiyorum ama. Görüyorum. Gözüküyor mu? Zeylabbede. Bak. Zeylabbede okuyayım. Bak şimdi mükemmele bak ya. İlk önce ücretimi vereyim. Dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri, yani dünya hayatını güzelleştiren, yani bizi mutlu yapan, keyifli yapan, dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel. Ne demek müstakbel? Gelecek, mazinin aynasıdır. Gelecek, ayna. Oraya da ayna koy. O ayna arkamı gösteriyor. Bak, müstakbel, mazinin aynasıdır. Mazi, geçmiş, berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde, yani İmam Azamlar vefat etmiş. Ama suretini, şeklini, dünyasını istikbal aynesine, tarihe ve insanların zihinlerine vedia bırakmış. Hep yaşıyorlar be kardeşim. Bak, İmam Azam efendim benim, mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini, şeklini, dünyasını İstikbal aynasına, istikbal aynaya, sonra tarihe, sonra insanların zihinlerine, vicdanda zihin var, orada yer açılmış, oraya vedia ediyor kendisini. Herkes mesela eşimizin, çocuğumuzun, sevdiğimiz dostlarımız, abi, ablalarımızın, hepimizin dünyamızda bir yer var ya diyoruz ya, zihindedir o. Zihinde yer açmışız. İşte orada kendilerini bırakmışlar. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle biz manevi ve hayali, işte konuşarak şimdi, muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı oluyor. Dünyada yaşama şeyin oluyor. Hazın oluyor, hazın. Yani öyle onlar cinsinden izini takip ettiğin için, onlardan sana feyizler geldiği için canlı oluyorsun. Ve her an onlarla buluşmak da istiyorsun. Yalan da değil yani. Ne zaman buluşacağız ya bunlarla falan. Ben mesela isterdim yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Bediüzzaman Hazretleri, hele Muhyiddin Arabi Hazretleri, Konevi vesairelerle ben timsali sureti ve dima müzakerelerine katılmak isterdim, sohbetlerine. Kenardan dinlerdim ne diyorlar diye. Daha üstad yaşarken, şimdi diyor bir Muhyiddin Arabi kaldı diyor, onunla görüşüyorum diyor. Bu vahdetin vücut meselesini. Adamlar, ya biz telefonla görüşemiyoruz. Onlar görüşüyor. Şuraya bak ya, neler yazıyor bu kitapta ya. Mesela bak, okuyayım, devam ediyor. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir aynayı yolunda bulunan bir adam. Geçmişte dostlar, anne, babanın, dedenin resimleri bulunan, bak bir daha, arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini, fotoğraflarını içine alan havi büyük bir aynayı yolunda bulunan bir adam, şart cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynenin içindeki timsalleriyle uğraşır, muhabbet eder. Yani İmam Azam oraya yansıtmış. Kendisi burada. Biz ona koşuyoruz. Mekane ona koşuyorum gibi gözükürken hakikaten mekan itibariyle ondan uzaklaşıyorum. İşte bu adam gafletten ayrıldığı zaman, eyvah ne diyorum, bunlar şarap değil, seraptır. Bunlar ile uğraşmak asp değil, hoş tatlı bir şey değil, azaptır der, arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikte bulunmaya başlar. Görüyor musun bak? Bunlar Risale-i Nur'da yazıyor ha? Ha, bu kitapta yazıyor. Ondan sonra buraya dur. Bak, tek tek kelimesini bir hakikat olarak kutuya almışım.
suretini, şeklini, dünyasını, aynayı, bak istikbal aynasını, istikbal aynası, tarihe, insanların zihinlerine. Bu nasıl bir şey yani? Bu biter mi bu kitap? Ya eğer bunu öpmeseydik, din adına sipsiyah kalplerden uzanan elleri öpecektik adamların. Hakikati öp. Evet, şimdi top sende hadi. Bugün coşmuştu Hazret. Soru mu var? Dersi sana yaptırdım çaktırmadan. Olmaz, olur mu? 41 tane maddeyi bulman az iş mi be kardeşim? Maşallah. Kağıtları bırakıyorum abi. Bayağı yani malzemeler çoktu. Yani bunları çıkarabildim. Bir dakika. Yine abilerden sorular varsa. Bak yazmış hani, dur. Okuyayım ben. Arkamda İmam Azam varsa, önümdeki aynada, bir dakika yavaş okuyayım. Çünkü zekiler var çok. Arkamda İmam Azam varsa, önümdeki aynada, arkamda görmem, yanımda görürüm. Önümdeki aynada 6 boyut kalkıyor. Tek boyut oluyor. Ve yan yana olabiliyoruz ki olabiliyoruz, iki an üst üste binmiş oluyor. Vallahi ben bu şey yetişemedim yani. Bu tasarıma Allah Allah. Dur bakayım başkası ne dedi. Tekrar döneceğim, bu çok ilgime gitti. Mazi tarafına göçüp giden kafileyi beşer içinde gayet nurani, parlak enbiya, sıddıkın, şüheda, evliya, salihin kafilelerini gördüm ki istikbal zulümatını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübra-i müstakime gidiyorlar. Harika, çok güzel. Ama şunu altı cihetteki aynada kafa feneriyle bakınca sonsuzluk iptal oluyor. Harika. Hasan'a bakayım. Bir de okuyayım burayı. Arkamda İmam-ı Azam varsa var. Ama mazi yani, yaşamış diye var. Önümdeki aynada, arkamda görmem. Evet, İmam Azam arkada ama önümdeki aynada olduğu için arkamda değil, önümde. Tamam. Yanımda görürüm, doğru. Yani o aynada, istikbal aynasında İmam Azam'la ben yan yanayız. Çok harika, bak hoş oldu şimdi bak. İmam Azam arkamdaydı. Birkaç asır. O aynada, o da gözüküyor, ben de gözüküyor muyum? Aynada ikimiz yan yana. Çok güzel. Yan yana. Yanımda görürüm. Önümdeki aynada 6 boyut kalkıyor. Tek boyut oluyor. O ve ben. Ve yan yana olabiliyoruz. O zaman iki an, mazi ve an, istikbaldaki sitbi aynıdır. Üst üste binmiş. Maşallah, harika. Hoşuma gidiyor. Doğru, karşıdaki aile manevi sinema diyebilir miyiz? Evet, aynen. Birbirine yansıyınca birbirine bindirilmiş. İki ayna aynı anda oldu. Harika olmuş ya. Evet, ben düşünememiştim. O aynada İmam Azam'la ben yan yana değil miyim? Burada uzam. Yan yanayım. Aynı şeye iman ettik. Vay be. Çok şükür ya. Oh, Allah razı olsun. Çok harika şey çıkarttı. O 41 tane madde miydi? O 41 tane maddeyi dersten sonra Dima grubuna resmini at kardeş. Ben de yazayım böyle. Çünkü tamam. Ondan sonra başka arkadaşların şeyi var mı böyle? Tek tek onu çalışsak sabah çıkamayız. Nereye konuştuk? Bir manevi sinema konuştuk. Namazı da sorduk ama o konuşmadık sayılır. O içerisini açarsan fevkalade tabii anladım değil mi de bugünkü dersin konusu anladım, evet, ki. Anladım ki. Peki Risale-i Nur'daki bir kelime anladım ki ile bu kadar toplama olursa diğer kelimelerle yapsak ömür yeter mi? Yani. Yeter mi? Vicdanen söyle. Evet. Ya anladım, evet, ki'den böyle daha o 41 tane madde var, bir tanesini konuştuk 50 dakika oldu. Ben mi bu bağla ediyorum bu Risale-i Nur'u? Bir ilginç olan bir tanesi de diyor ki mektubat 375'te kardeşlerimden anladım ki. Ne diyor?
Kardeşlerimden, yani böyle bu mütalaa değil de müzakereyle anlaşılıyor birçok şey. Allah Allah. Kardeşlerimden anladım ki diyor. Abdullah Şimşek ne diyor? Mezheplere iktifamızı ispatı. Evet, harika. Yani bir de söyle, o kardeşlerimle müzakereden anladım ki diyor, değil mi? Evet, evet. Yani müzakere değil mi? Kardeşlerimden anladım ki diyor. Mektubat neredeymiş? 375'te intişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki. Buna delil de mesela bir Barla 330'da var. Hani mektubattaki bu yere Barla 3... Kardeşler Barla... yani birbirlerine müzakere etmemizden, aynamızdan, böyle konuşmamızdan istifade ediyoruz. Şu anda bak, yaptığımız gibi, tam şu anda yaptığımız gibi bak, yeni yeni manalar çıkıyor. Vay be. Okur musun o Barla'da yeri? Barla'daki ya, bu hani mektubatta diyor ki intişar ettikten sonra ekser kardeşlerinden anladım ki, buna atıf olarak Barla 330'da buluyorum yerini. Aziz Sıddık Gayyur kardeşim Süleyman Efendi'den anladım ki. Vay be. Bir başka yer Kastamonu'da var. 241. Kastamonu 241, hemen buluyorum. 241. Evet. En derin kalbimde bir surur, bir hissi şükran, bir memnuniyet hissettim. Bu çok kıymetli kardeşlerimin ne derece âli himmet ve yüksek ruhlu Risale-i Nur hizmetinde ne derecede fedakar olduklarını anladım. Vay maşallah. Vay be. Bir oradan o dur, bu birisi bir şey yazmış. Metin kardeşlerimden anlamak, yani havuzdan, şahs-ı maneviden, yani nahnudan çıkan manevi olabilir. Aynen, aferin Metin'im. Aynen öyle. Bir de söyle bak, kardeşlerim o gayur sıfatından istifade etmiş. Süleyman abi gayurmuş. Ondan istifaza etmiş o abi. Evet. Hasan Atı abi var bir de. Kastamonu 242'de Sandıklı tarafında kemal-i şek ile ve ciddiyet ile faaliyetle bulunan Hasan Atıf kardeşimin bir mektubundan anladım ki. Kemal-i şek ile ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Atıf kardeşimin bir mektubundan anladım ki. Bir de şey yazmış Sedat galiba. İki ayna, kalp ve ruh aynedarlığı da eklense. Kalp ve ruh aynedarlığı, evet. Onu dedikten sonra bunu geçemem, dönezemem. Bir de okur musun? Özür dilerim Fatih. O en sonuncusunu mu abi? Evet, evet, evet. O çok önemli. Sandıklı tarafında kemal-i şevk ile ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Atıf kardeşimizin bir mektubundan anladım ki. Bak, iki sıfatı öne çıkarttı. Sandıklı'da bulunan bir ne diyor? Gayretli, bir de kemal-i şevk ve ciddiyetle. Ha, şevk ve ciddiyet. Evet. Vay be. Oğlum bak, bir tanesini oradan çıkarmışım. Hani kemal-i şevkle anlarız. Çok güzel. Onun o sıfatından. Maşallah. Yani kemal-i şevk bile okuyarak anlarız, oradan çıkarmışım. Maşallah. Peki, burada duralım. Ondan sonra haftaya sen bir Fatiha'nı çek, sonra konuşalım. Ve ahire davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Allahümme selam. Allah razı olsun. Allah bereketimizi artırsın. Haftaya kimdir arkadaşlar? Belki sorusu olur, bunu halledelim. Sonra soruları varsa alırız. Evet abi. Haftaya kim var? Belli değildi galiba, benim hatırladım. Peki haftaya belli değilse alan var mı? Talip var. Peki o zaman şöyle yapalım. Talip yok. Biz zaten canlı yayını çarşamba yapıyoruz bir. Çarşamba yapıyoruz bir. Perşembe öğleyin akşam yapıyoruz iki. Galiba bir de hangi gün yapıyorduk? Abdülbasit. Tabi da var işte. He?
Biz canlı yayın bizim yaptığımız. Cumartesi kaçta? Perşembe. Cumartesi 12'de. Cumartesi 12'de, perşembe 12'de, perşembe bir de 9'da akşam. Evet, evet. Akşam. Ondan sonra 3-4 tane ders yapıyoruz. Madem buradaki salı gündeki gaye şuydu. Alan yoksa zoraki de olmuyor. Yani yetişmek istiyordum. Yani yetişmenizi istiyordum. Nasıl çalışılıyor, nasıl yapılıyor. Kendi, onlar da katılmasını istiyorum böyle. Ama yani sonra yaşlandıkları zaman bana bu imkan verilmedi demesinler. Bak örneklerini gördünüz, nasıl ders yapılıyor, nasıl takdim ediliyor, nasıl çalışılıyor. Ondan sonra bizi de o konuda çalışmaya yönlendirmekle beraber çalışmayı öğretiyor. Salı bunda buydu. Onun için sizin takdim etmenizi istiyordum böyle. Şimdiye kadar götürdük. Baktım pek şey yapmıyorsunuz böyle. Ben de yapayım demeyince ben de artık şey yapmak istemiyorum. O zaman salı canlı dersimizi burada noktalayalım ve artık bitsin salı canlı dersimiz. Çarşamba, perşembe, cumartesine yapalım. Çarşamba günü saat 9'da Tılsım Dershanemizde, Gafur'un oradadır. Perşembe günü burada vakıflarla yapıyoruz laika. Mesela Ciddiyet ve Vefa vesaire diyeceğim. Ondan sonra perşembe 12'deydi gündüz. Gece bütün cemaatla böyle yani ilan etmiyoruz. Buraya hususi kadremiz var 30-40 kişi, 30-40 kişi. Onlar bu hastalığa dikkat ederek şartlarına oturuyorlar, çok büyük salon olduğu için. O şekilde onlarla akşam 9'da yapıyoruz, onu da canlı veriyoruz. Cumartesi saat gündüz 12'de gene arka vakıflarla müzakere ediyoruz. Allahu alem perşembe günü bugün istifade ettiğim imanı tahkiki ve ölüm korkusu diye onu inşallah kardeşlerle beraber müzakere yapacağız Allah'ın izniyle. O zaman bunu yapan pek olmadığı için bu salı dersini burada kapatıyoruz. Abi ben yapabilirim hani bitmesin diyorsanız. Yani bitmesin sizin için istiyordum. Yani o zaman şöyle tamam şey Seyit Ahmet sen misin? Ha benim evet abi. Maraş değil mi Maraş? Tamam. Ha, evet abi. O zaman haftaya sen başka alan varsa salı günü devam ettiririz. Şu da olabilir. Senden sonra veya haftaya mı imanı tahkiki size ben mi yapayım? Seyit, buradaki gayet salı dersin manasını devam ettirelim. Sen yapıyorsun. Haftaya sensin. Tamam. Allah kerim öbür tamam hafta. Abi. Tamam abi. Hasan abi konuyu sen versen de biz çalışsak öyle bazen biz mesela ne yapsak diye çok düşünüyoruz. Şimdi, böyle bir desen ki yani şunu çalışacak biri var mı desen de biz ona çalışsak. Yani o da olur ama ben Hürriyet İşleri'yi çok seviyorum. Öyle yönlendirmek istiyorum. Onu belli olsun. Onu belli olsun da talipler o konuyu çalışsın. Ama ben şey. O da olabilir. Doğru ama yani ben fıtratıma, meylime, mizacıma, meşrebime uygun konu kayıyorum. Ama bakıyorum ki mesela Atakan namazın şeyini yaptı, çok hoştu, etkilenmiştim. Bütün o kardeşlerden etkilendim çünkü anlamak hiç hatırıma gelmeyecek bir dersti yani. Yani ben şimdi ben niye yönlendireyim? Ben hür olun. Burada da size bu imkanlar sunuluyor. Yetişin, yetişme imkanlarınız var. Sizi dinliyorum, sizinle beraber mutala ediyorum ve istifade ediyorum, inan ediyorum. Ondan sonra inşallah dua alasınız diye, milyonlara ulaşsın diye sizin dersinizde koyuyorum yayına. Bir tanesi Allah razı olsun size de, hepimize dese yeter. Yani dava kardeşi olmak istiyoruz. Yönlendirmeyi sevmiyor. Hür olun. Hür düşünün. Diyorum ki buraya saplanıp kalmayın. Gidin bütün derslere gidin.
Bütün derslerden dinleyin. Bakın, bakın, mukayese edin. Allah'ın üzerinizdeki nimeti fark edin. Ve yani dinleyin, gidin bakayım, Nur Dairesi'nde çok meşrepler var. Yazı mı yazacaksın? Yazı yazma var. Düz okumalar var. Şey yapalım. Yani bakın, edin. İstiyorum ki külli olun, hür olun. Ahmet Mehmet'in cebine aklınızı koymayın. Tek bir cep var. Bu. Ben de bununla uğraşıyorum. Ben zavallının birisiyim. Akşama imanı tahkiki. Böyle yatıp kalkıyorum. Bu. Bu adamla rehberlik ne olacak? Bu adam kafası çalışmıyor. O kadar çalışıyor. En iyisi bu. Bunu da şu andaki bu dersin nimetini anlamanız için bir gözünüzü çevirin. Bakın neler oluyor. Ne yapıyorlar. Nasıl ders yapıyorlar. Koca bir saatlik derste ancak içinden çıkartacağım belki bir iki cümle. İstiyorum ki hepsinden bakın. Demiştim o zaman da Sungur abi de sağdı. Dedim ya Üsküdar'da Bedi var, Sungur abi var. Vatan Caddesi'nin Abdullah Yeni abi var. Haseki'de Abdullah Yeğen, Aytumur abi var. Urfa'da Badıl abi var. Ondan sonra Fatih'te benim ustadım, vesilem, her şeyime vesile olan Rüştü abim var. Bakın, meşrep. Şimdi Rüştü abiye bazen böyle muhalefet ediyordum. Şöyle yapardım. Böyle uslubuyla şöyle derdi. Sosyolojiciydi ya, sosyolog. İmam Ebu Yusuf da İmam-ı Azam'a itiraz etmişti. Çok acayip. Çok keyif veriyordu öyle. İtiraz ediyordum biraz genç ya. İlli dayatıyordum ya, benim dediğim aslında budur ya. Gayet sakin. Çünkü 500 bin tonluk gemi gibi dalgalar vuruyor adam. Tamam. Bak Hasan. Şu tarafı sözlerde geçiyor. Senin söylüyorum. Bak şu da geçiyor. Harman et bakalım. Bu sarih midir, imam mıdır, remiz midir? Bak bakalım. Ondan sonra koca adam, koca adam. Bir hiç unutmuyorum. Yeni ansiklopediyi yazarken o. Yeni ansiklopedi Rüştü abinindir. O muhakemattan bir şey buldum ben. Hiç unutmuyorum ne kadar etkilenmişim. Keçeli dedi, keçeli. Ben bunu düşünememiştim. Muhakemattan mı? Git çabuk getir o kitabını sen kendin. Göster onu. Gösterim. Tamam. Ben reyimden, anlayışımdan vazgeçiyorum. O. O daha salih. Böyle büyüttü bizi. Elhamdülillah. Öyle. Onun için konuyu da siz seçin. Uzattım ama hür olmanızı istiyorum. Bak nasıl ders olur. Bu ders, bak size bu imkanlar verilmesi yok ha bir yerde. Abi sizi veya kardeşler sizi dinleyecek bir dersler pek yok. Emsal oluyor. Yani böyle ortaya böyle istifade edin diye söylüyorum. Tahkik edin. Araştırın. Bak anlamayı anladım ki kelimesini, bak ne kadar güzel ders çıktı. Külliyat, umman, deniz. Seçin, araştırın. Ben de istifade edeyim. Burada bize yemeği mutfakta pişirin. Önüme yemek getirin. Ben de yiyeyim. Tamam. Birileri bir şey yazmış. Onu okuyayım. Ali Genç Almanya'dan galiba. Ali Genç Almanya'dan. Allah sizden de razı olsun. Halil Ünlü, katılamıyorum ama inşallah bu canlı derslere vakit bulup sessizce katılmaya çalışacağım. Efendim Ali Genç sen misin abi? Peki. O sesi kapattın, o çocuğu ağlayan sesi kapat. Yok abi, ben sana kızımı göstereyim. Dur, o istedi çok. Ha öyle mi? Tamam. Ama evet, görüntün açık değil. Benim mi açık abi? Ben niye göremiyorum? Ona tıklayayım. Ha? Benim şeye tıklamam lazım. Ha tıklamam mı lazım? Ha. Dur bakayım. Evet. O diyor ben de göreyim. Deminden beri göremiyor. Gelemiyor buraya. Göremedim. Göremedin. Ya Allah tamam. Allah. Yani benim bilgisayar göstermedi. Hasan abi. Böyle yapayım. Hadi. Bakayım.
Fesubhanallah. Maşallah deyin ya bu nazar. Allah Allah. Dua edin diye ben de göstereyim kızım dedi. Yani baktım ders bitti. Ders bitti evet. Maşallah. Rabbim hizmet imaniye, Kur'aniye'de bütün Müslüman ve Nurcu kardeşlerimin evladı iyallerini ve kendilerini hizmet imaniye, Kur'aniye'de hizmetçi eylesin. Amin. Amin. Bize, biz de kabirdeyken bize de şefaatçi ve duacı olsunlar. Amin. Allah. Amin. Amin. El Fatiha. Amin. Seviyorum sizi. Bir de söyler misin, şefkat aynısı mı? Şimdi bu aynelere konuşurken şefkat ve merhamet aynelere böyle şey yaptım. Bu da aile psikoloji içerisinde erkekte merhamet, kadında şefkat. Bazen şefkat aynesi öne geçiyor, bazen merhamet aynesi öne geçiyor. WhatsApp'ını tutturabilirsek psikolojide tam dört dörtlük olacak da. Hangisi? Böyle düşünün. Onu da ona dair de bir siz çalışın abi. Bir ders yapın. Tamam. Ama bu salı günü sizi istiyorum çünkü hayır bu ayrı bu dediğim ayrı. Ha dışında. Tamam. Şefkat aynısı psikoloji dersi çünkü bu. Ha tamam. Yani bu salının dışında. Salının dışında tamam. Şefkat aynısı merhamet aynısı. Tamam. Yani erkekte ve kadında yani gençlerde bu gençlere yönelik olursa daha da âlâ olur. Çünkü gençlerin idraki biraz zaman alıyor. Tamam. Şey yap Abdullah. Abdullah bu şefkat ve merhametten benim ne kastettiğimin dışında dersin zengin olması için veya diğer kardeşlere de söylüyorum. Şefkat ve muhabbet aynasından neyi kastediyorsunuz? Sesli veya yazılı yazın. WhatsApp'a atın. Ben de okuyayım o sorulara yani şu cihet şu cihet diye. Dersimize zenginlik katar. Benim bildiğim gibi yürümeyin. Siz beni yönlendirin. Şefkat ve muhabbet aynasında neyi kastediyorsanız soruya dönüştürün. Ben o konuda yürüyeyim. İnşallah. Tamam. Çünkü sen bana bunu söylediğin zaman şefkat ve muhabbet şuunat-ı zatiyeye gitti aklım hemen. Şuunat-ı zatiyenin her merkezinde şefkat var. Çık dışarıya, şefkat-i mukaddese, çık dışarıya, muhabbet-i münezzeh, çık dışarıya, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-i mukaddese. Dolayısıyla ben dersi ne yapardım? Siz inşallah yönlendirin. Şefkat-i mukaddese soğanın cücüğü iken dışarı çıkınca muhabbet-i münezzeh. Allah da böyle. Dolayısıyla bu şefkat daha cami. Şimdi... burada ne gençlerde neyi kastediyorsan, ailede neyi kastediyorsan, dimağda mı, kalpte mi, şefkat, muhabbetle mi yapılanmak, şefkatle mi insan daha yapılanır, psikolojisi kontrol edilir. Mesela evde adalet yaparsanız ev çöker, ev darmadağın olur, kavga gürültü olur, evde adalet olmamalı. Evde ne olmalı? Af olmalı, tahammül etmeli. Ondan sonra kabul etmeli, ısrar etmemeli, diretmemeli, inat etmemeli, yani muhabbet etmeli. Bu konuda muhabbeti erkek yapacak bunu, kadın da şefkat yapacak. Ev kazanında kadın mayasını şefkat, erkek muhabbetini atacak. Diğer işte sevk, surur, lezzet, muhabbet de evladı yal olacak. Böyle kattığın zaman ev tadına doyulmaz. O ev cennet gibi olur. İnşallah bu beni yönlendirme adına sorularınızı abi, yazarsınız. Bu durumda o zaman merhamet aynısı arkaya düşüyor. Evet. Yani kalem kağıdın varsa galiba mektubat 286 24. mektupta 283 286 olacak. Allah'ı söylüyor. Ve onun bizde montalanışı var. Allah'ın şuunat-ı zatiyesinin merkezinde şefkat-i mukaddese, çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe, çık dışarıya, sevk-i mukaddese,
Çık dışarıya. Sürur mukaddese, lezzet mukaddese, memnuniyet mukaddese, iftihar mukaddese. En dışarıda bu. Bunlar latife. Ruhtaki latife bunlar. Muhabbet aşktan üstündür. En üstün şefkattır. Çık dışarıya muhabbettir. Aşk ise esmaya bakıyor. Muhabbet şunata bakıyor. Aşk Rahman ismine, şefkat Rahim ismine bakar. Çok camidir. Allah ismi ise kavşaktır, cemül cemdir, insandadır. Zat-ı isimler insandadır. Allahu Ekber. Allah çok tatlıdır Abdullah. Eyvallah abi, coşturduk gene seni. Ya çok hoş ya. Bu tür enfusi şeyler olunca frenimiz tutmuyor. Efendim. Şimdi sesli. Rahman ismi aşk dediniz, Rahim ismi şefkat. İnsan Rahmanur Rahim mi olması lazım? İnsan Rahmanur Rahim olunca Allah denilen zat-ı isimlere, kainatta zat-ı isimleri yok. İnsanda var zat-ı isim. Tamam? Zat-ı isimleri en tecelli yok. Rahmanur Rahim şey olunca öyle işte, ona mazar oluyor o kadar. Yani şöyle diyeyim de biraz ufku açılsın. Biz iman ediyoruz. Rabbimiz şöyle. Bir anda Allah her yerde, hiçbir yerde değil. Her istediği olur, istemediği olmaz, değil mi? İman ettik, ibadeti vesaire. Allah'a, ubudiyetimizle Allah'a memnun ettik mi? Buna mukabil, bu dünyada neye iman ettin? Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değil. Her istediği olur, istemediği olmuyor. Cennette sen böyle olacaksın. Her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. O esmalara azami mazan olacaksın. Ya. Ahirete, cennet, ahirete iman ettin. Orada olacaksın. Onun için ölüm korkusuna diyorum ki kardeşim, madem o korkuyorsun, ya korktuğun yere niye iman ettin? O zaman iman ettinse korktuğun yere iman etme. İman ettiğin yerden korkma. Oraya iman ettik. Ondan daha güzel bir yer var mı? Bugün ayet-i kerimede gördüm. Ayet-i kerimede onu herhalde kaydettim. Dur. Diyor ki ölüm korkusunun bir sebebini Allah şey diyor. Dünya perestliğinden dolayı ölümü kerih görüyorlar diyor. Allah Resulü'nün hadisiyle süslemiş. Peygamberimiz o ayeti söylüyor ve diyor ki ölümü kerih kim görür? Dünyayı kalbine sokan görür. Dünyayı kalbe ne kadar sokmuşsa ölümden o kadar korkar. Ayrılmak istemez. Bunu şu bir dakika herhalde buraya mı yazdım? Bugün yazdım. Emri bir maruf neyyani münker yapmazlar. İnsanları kendi hallerine bırakırlar diyor. Dünya perest insanlar. Emri bir maruf neyyani münker farzdır. Yapmaz. Toplumu insanları diyor kendi haline bırakacaklar diyor. Öyle bir zaman gelecek diyor. Allah Resulü diyor. Hatta toplumu uyandırmak adına gayret edenlere tahkir edecekler diyor. Dur bakayım o şeyi bulursam inşallah bak demiş ki Peygamberimiz Aleyhisselam marufu sarılın, münkerden de kaçının. Ne zaman uyulan bir cimrilik takip edilen bir heva, dine ve ahirete tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin, yani böyle din adına konuşanların, selefleri, yani geçmişteki ulemayı dinlemeden kendi reylerine bendiklerini müşahede edersen o zaman kendine bak demiş. Burası değil. Başka bir yazmış yazmışım bunu. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz iyilikleri emretmeyen, kötülükleri yasaklamayan kimselerin en iyi kişiler olduğunu düşünürsünüz. Bu da değil. Ya nereye yazdım ben onu ya? Yani kısacası ona şey diyor, kalbine dünya sevgisi ne kadar girmişse ölümü kerih görecek diyor. Allah böyle diyor Celle Celaluhu. Abi bu uyku dedik ya abi. He. Yani bu dünya uyku, yani bir kısa 3 en fazla süren uyku 3 saniyeymiş eğer. He. Yani uykudayken uyanmak istemiyor. Evet. Diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Uyanmak istemiyor. Kim, niye? Gaflet biraz şey geliyor. Hatta ben nurculara diyorum ki kardeşim
günah yapmak, zevk yapmak sizden geçti. Nurcu olmayacaktınız. Ne demek o? Nurcu günah yapar. Kötücü her şeyi izleyebilir. Her türlü kötülük yapabilir. Ama ehli dünya gibi lezzet alamaz. Ustad diyor günahlarda menüs bir lezzet var diyor. Kalbi ve aklı ruhu uyanmış bir nur talebesi günah yapar mı? Yapar. Harama bakar mı? Bakar. Ama lezzet alamaz. Lezzetin içindeyken elem alır. Onun için nurcular geçti kardeşim. Günah yapamazsınız. Niye? Yapamazsın. Yapıyorum. Yaparken elem alıyorsun. Lezzetiniz yok artık. Olmayacaktınız nurcu. Onun için gaflet de tövbe estağfurullah bir nimettir. Nurculuğu da tanımasan da bir nimet. Günahları günah cihetiyle menüs bir lezzet alırsın. Risale'yi tanıdın mı? Artık o menüs lezzetin de yok. Ta günah yaparken bile elem alıyorsun. Vicdan elem. Bitti işte. Onun için şansınız yok. Boşuna demlemeyin yani. Ben denedim. Selam üstadım. Efendim Kuzey Irak. Aleyküm. Aleyküm selam Kuzey Irak. Amr. Can üstadım iki sorum var. Lütfen tamam. Sorabilir miyim? Dinliyorum Amr. Can üstadım, ustad diyor ki Bediüzzaman Said Nursi olmuş. Vefat etti. Diyor ki herkes Risale okuyor. Benim kendime ders alıyor. O nasıldır Can üstadım? Bir de söyle, bir de Amr, bir de söyler misin? Ustad diyor ki Said Nursi vefat etti. Said Nursi vefat etti. Herkes evet, Risale-i Nur herkes Risale-i Nur okuyorsa kendim ders alıyor. Nasıldır Can Ustadım? Harika, evet. Diyor ki 15. şuada geçiyor haşiyede. Şimdi Risale-i Nur'u herkes okur, başkasına bir hoca ihtiyacı, talim etme ihtiyacı duymaz. Yani başka bir hocadan ders alma ihtiyacı yok. Ama ana konularda. Tamam bu. Çünkü Kur'an'daki sistem Risale-i Nur'da da la teşbih ve la temsil caiz. Yani Risale-i Nur'u anlamak istiyorsan lügatı da alır. Külliyattan alır, istifade eder. Dağ başında yoksa istikameti bulur. Risale'nin böyle bir meziyeti var. Başkasından talim etmeye, ders almaya ihtiyacı, hakiki, zaruri yoktur. Ama tahkik etmeye, ondan sonra boyutlaşmaya, ihtisas sahibi olmak istiyorsa, kısa zaman olur mu kendi başına? Olur. Ama diğer arkadaşlarıyla müzakere ve mutala yaparsa, biraz da çabuk olur, biraz da anlayışına zenginlik katar. Ama temelde Risale-i Nur'u herkes kendisi kendi başına anlar ama sen kendi kabı kadar. Allah bereket versin. Yani bir tarikat gibi şeyh zaruriyeti yoktur. Risale-i Nur'u okuduğu zaman herkes kendisi istifa ve istifaza eder. Ama peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Veya ustadın etrafındaki talebeler ne yapmaya çalışıyordu? Madem Risale-i Nur kafi, ustadın yanına Zübeyir abi niye duruyor? Yani o zaman anlayışına külliyatı okuyor. Tamam istifade etti. Diğer abi ve kardeşlerin de farklı noktayı nazarlarını, istifadelerini, külliyattaki istifadelerini, kendi istifadesini yaparsa, İhlas Risalesi'nden dendiği gibi, havuza buzu koydum, buz eridi. Sen de buzu koy, eridi. Koca bir havuz oldu. İkimiz de yüzeriz. Tamam. Onun gibi olur ama zaruriyet yoktur. Ama ufkuna, dimağına, aklına çapını genişletmek istiyorsan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de noktayı nazarlarını külliyat kaynaklı olmak şartıyla ona bereket verir. Bir de sana bu allame diyorlar ya, altı ciheti şey yapanlar onlar mesela. Evet, allame-i cihan demek o altı yönden bakabilen sağ, sol, insanın sağa geçmiş, solu gelecek, ön, arka, alt, üstü allame yani. Risale-i Nur'da bir sene diyor, bak İhlas Risalesi'nde diyor ki bir sene anlayarak demiyor. Anlayarak ve kabul ederek. Ne oluyormuş ondan sonra? Hakikatli bir alim oluyor. Asrın ama. Asrın hakikatli bir alim oluyor. Niçin alim oluyor? Asrın getirdiği tereddütler, şüpheler
inkarcılık vesairesini, şüphe, küfür, şirk, dalal şeyleri ortadan kaldıracak bir çare olur. O kardeşimiz çaredir. Alimlik de maksat odur. Alimlik demek her şeyi bilmek değil, asın getirisine çare bulandır. Abi kabul etmek dediği zaman uymak mı diyor? Uymak. Anlayarak ve kabul ederek. Yani uymak, sadakat. Anladım, ya yaşamıyorum. Ben Risale-i Nur okuyorum. Namaz tesbihatı yapmıyorum. Risale-i Nur'da şeyim 10 dakika günde okumuyor. Risale-i Nur ben anladım. Haftada bir gün derse gitmiyor. Olmaz ki bir kardeşim. Biz koronanın en curcunalı döneminde canlı yayın yaptık. Yani bu kadar geniş değil ama hususi kadrimize yaptık öyle. Hiçbir zaman şey yapmadık. En azından değil nurculara, Müslümanlara tutulması için koronanın nasıl böyle siyasi olduğunu ta ilk günden beri anlattım. Yani ne yaptık? İstifade ettik de birbirimize risalinden çıkarttım. Bunlar tuzak, nasıl tuzak olduklarını vesaire. Bunların korku toprağında neşrelama bulduğunu anlattım. Vesaire. Şimdi Dersen ikinci soru. Muhammed Mustafa ben öyle anladım. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Can İslam siz biliyorsunuz. Estağfurullah. Ne Muhammed Mustafa ile Ahmedi mi farkı? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed bir maddi var, bir manevi. Aynen. Muhammed Mustafa iki alıyor. İki. Biri maddi, biri manevi. Tamam. Maddi esir. Sonra Allah maddi esir kainat yaratıyor. Sonra manevi nur oluyor. Sonra Kur'an oluyor. Çok güzel. Olabilir mi canım sen? Aynen. Mustafa zaten 338 lemalarda söylüyor bunu. Diyor ki maddi hayat-ı Muhammediye manevi hayat-ı Muhammediye diyor. Maddi hayat-ı Muhammediye 18 bin alem oradan yaratılmış. Manevi hayat-ı Muhammediye Cenab-ı Hakk'ın o zat-ı sıfatlarına mazariyettir. Mustafa ise istifa etmiş. Huzuzat-ı nefsaniyeden istifa etmiş. Armoniye, dengeye gelmiş. Estefa Mustafa olmuş. Hocam sen ben o Said Nursi ve Bediüzzaman ben o ne anladım? Nasıl sizinle... Maşallah. Allah razı olsun. Çok güzel anladın. Said Nursi beşerdir. Said Nursi bizim gibi talebedir. Emirdağ 1.48'de Said Nursi bir talebedir. O da benim gibi bir nur talebesidir. Nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a risalet gelmiş, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam iman etmiş. Risale-i Nur Bediüzzaman'ın ruhuna gelmiş. Said Nursi beşerdir. O da talebedir. O da Emirdağ 1.48'de ve 125'te ne özü billah diyor. Said de diyor Risale-i Nur aleyhine dönse siz sadakatınızı bozmayacaksınız. Said Nursi aynı o Muhammed Mustafa'nın maddi tarafı, manevi tarafı Said Nursi beşerdir. Bediüzzaman ise Risale-i Nur'un ortaya çıktığı aynadır. La teşbih ve la temsil. Güneş Kur'an olsa, ayna Bediüzzaman olsa, aynada gözüken Risale-i Nur'dur. O aynanın taşıyanı da Said Nursi'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muhammed aleyhissalatü vesselama o kainatın çekirdeğidir. Maddi hayat-ı Muhammediye Said Nursi'ye benziyor. Manevi hayat-ı Muhammediye manevi Muhammed aleyhissalatü vesselama benziyor. Biliyor musunuz Muhammed aleyhissalatü vesselama Ahmet aleyhissalatü vesselam da iman etti. Çünkü 19. söze Risalet-i Muhammediye denmiyor. Risalet-i Ahmediye deniyor. 19. mektuba Mucizat-ı Muhammediye denmiyor. Mucizat-ı Ahmediye deniyor. Ahmet'in mucizeleri olur. Muhammed'in olmaz. Muhammed içeridedir. O öyle bir şeyler meşgul değil o. Can üstadım bu. Efendim ağam. Bu dersten sinema gibi ha bu
görüntü. Evet. Sinema gibi. Sinema niye? Niye biliyor musun? Onun diyor lemalarda hayat bahsinde. Onun hayatı maneviyesine gir. Her şeyi oradan seyret diyor. Manevi sinema. Manevi hayat şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalp ve ruhun derece hayatına girince onun şahsi manevisine giriyorsun. Artık mazi, müstakbel, geçmiş, gelecek 18 bin alem onun şahsi Muhammed'isinde gözüküyor. Onun fert ismini söyler, hayat ismini söyler 30. lemada. Onun şahsiyeti manevisine girdiğin zaman bütün her şeyi seyrediyorsun. Manevi. Yani onun kalp ve ruhun derece 17. lemada diyor. Kalp ve ruhun derece hayatına girdin mi nereye giriyorsun? Şahsiyeti Muhammediye giriyorsun. Nerede anlatıyor? 28. lemada ben yatsı namazında diyor. Şahsiyeti Muhammediye o alemlere girdim diyor. Ondan sonra bir baktı. O alemlere girmiş. Yatsı namazına girmiş. Meğer giriş kapısı yatsı namazı. Ondan sonra namazdan. Hafız Ali abi Barla'da geçiyor. Besmele dersi okunuyor. Kendisi dinliyor. Birisi ders yapıyor. Geçti ötelere. Geçti. Büyük saraya diyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Barla'da anlatıyor bunu. Sonra yatağım edemedim diyor. Başım döndü diyor. İndim aşağıya diyor. Küçük saraya girdim diyor. Saraya geldim diyor. Ulan bunun kapısını nasıl açacağım dedim. Düşünürken ders yapan her şeyin kapının anahtarı besmeledir diyor. Bana besmeleyi verdi diyor. Ben de o ders anında be adam orada ders yaparken bu dolaşıyor. Besmele dedim diyor. Küçük saraya girdim diyor. Kendi sarayında dolaşmaya başladı. O büyük sarayda başı döndü. Peki dolaşan başka var mı? Hasan Feyzi abi. Dersimi diyor aldım Kabu Kayseri'den Elaman diyor. Sungur abiden duymuştum izahat. Ustad demiş ki Sungur senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Can ustadım. Can ustadım bu ayna vardır. Ben ayna yanında görüyorum. Arkada Gavsi Azam. Siz öyle düşünün. Ben diyoruz Said Nursi bu. Arkada Muhammed Mustafa. O bizim aynaya gitmiyor. Arkada bakıyor, sonra o aleme gidiyor. Muhammed Mustafa gidiyor. Aynen, maşallah. Evet. Evet, girmiyor. Çünkü usta diyor ki, Nurhan. Ben bir yol çıktım, hiç kimse o yola çıkmadı. Evet, akıl ve kalp bütünlüğü. İkisi. Evet. O arkada baktı, yanında bakmadı. Arkada Muhammed Mustafa var. O gitmedi öyle. Yani vücut İbn Arabi gibi, Geylani gibi radıyallahu anha. O arkada baktı. Evet. Sonra Muhammed Mustafa Risale oldu. Evet. Onlar gibi gitmedi. O yolu takip etmedi. Akıl, kah diyor, dimağa girdim, kah kalbe indim diyor, bizar oldum diyor Mesnevi'de, Katre'de. Ya diyor, nasıl kuru Cadde-i Kübra'yı, Muza Mühimmet Cadde-i Kübra'da gider diyor. Ya bunun şeyi yok mu diyor, ikisini birleştirmiş, Allah nasip etmiş bu asıl insanına. Peki. Can üstadım, hakkın helal edilsin. Estağfurullah, Kuzey Irak'a selam ediyorum canım benim. Allah razı olsun. Herkesin selam. Aleyküm selam. Sualini söyleyeyim. Sual sormak ilmin yarısı. Sen bize ustadlık yaptın maşallah. Çok güzel. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum hasreten sana. Maşallah oradan beri girmişsin. Ve enfusi böyle genç kardeşimiz. Kaç yaşındasın Amr? 29. 29 maşallah. Rabbime emanet ol sen haseten. Canım sağlam, lütfen ne zaman sizin gelebilirim? Söz veriyorum Arnavutköy'de merkezi dershanemiz olunca alacağım seni yanıma. Orada şimdi olmuyor canım. Orada vakıf olacaksın. İnşallah. Yani arsayı aldık. Şu anda durmuş değiliz.
Beni zor durduruyorlar. Abi aman yavaş, plan yapıyorlar. Plan, sonra duvarlar, sonra yıkma diye. Şurası olmadı falan diye. İnce dokuyorlar böyle. Plan, plan, plan. Beğenilmiyor falan. Plan bitti mi? Belediye proje vereceğiz. Projede çıktı mı? Bir hafta durmam, dozeri vurduracağım inşallah. Seni de alacağım oraya. Kuzey Irak'tan oraya alacağım. Seni sonra birkaç sene bizim yanımızda kal. Ben istedim. 2 gün önce sizin uykuda gördüm. Allah hayır etsin. Rüyada. Evet. Sizin Kuzey Irak'tan geldin, beni arıyordun. Sonra benim buldun, Türkiye'de götürdün. Aynen öyle olacak. Alacağım seni. 2-3 sene yanımızda kaldığımız, seni Kuzey Irak'a koyacağım. Orada enfusi böyle bu derslerle sen orada talebe yetiştireceksin Allah'ın izniyle. Bu Arnavutköy'deki gayem, dershaneler her yerde var. Orada özel vakıf yetiştirme müessesi olacak. İnşallah. Bütün sistem böyle kurulacak. Namzet olan, o istidatta olanları yanıma alacağım. İnşallah. Hatta can üstadım, çok sizin rüyanda gördüm. Çok yani 5-6-7. Ben inşallah sizin rahmet edeceğim can üstadım. Kardeş olduğumuz için gördüm. Kardeşiz biz. Başka bir şeyimiz yok. Yani. Tamam. Çok şükür. Rabbime emanet olun arkadaşlar hepinizde. Ustadın mısın? Ustadın mı? Can üstadım. Estağfurullah. Kardeşiz. Kardeş. Bizi ustad kardeş etti. Peki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.